Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün çöp şişelerimizi birleştirdik yine pipetlerimizle. Orta çıtamızı yine normal bir uçurtma çıtasıyla yaptık. Şöyle bir iskele sistemi oluşturduk. Kelebek uçurtma yapıyoruz. Güzel bir uçurtma olduğunu düşünüyorum. Yine şöyle yakın plandan gösterirsem yaklaşık 30 cm olan çöp şişlerimizi pipetlerle araları yine pipet uzunluğunda çöp şişler kullanarak iki tarafına da çöp şiş koyarak sağlamlaştırdık ve boylunu uzattık. Şöyle güzel bir iskele sistemi oluşturduk. Şimdi uçurtmamızı kaplayacağız. Renge daha karar vermedim. Bakalım düşüneceğim. Hadi kaplayalım, ondan sonra da uçurmaya gidelim.
Evet, uçurtmamızın çıtası kırıldı arkadaşlar. Talihsizlikle yaşadık. Ya uçurtmamızı uçuramadan çıtayı kırdık. Bakalım ne yapabileceğiz? Düzeltebilecek miyiz? Uçurtmamıza ayar verdik. Daha iyi uçuyor diyebilirim. Sizce bu neye benzedi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Kelebekle başlamıştık. Kelebek uçurtma diye gelmiştik biz buraya. Ama maalesef uçurtmamız havada çıtası kırıldı. Sol taraftaki sarılı kısım kırıldığı için sağ taraftaki sarılı kısmı da almak zorunda kaldım. Böyle değişik bir uçurtmamız oldu. Çakılıyor mu? Ah, çakılmadı. Evet, böyle çok değişik bir uçurtmamız oldu. Çok sert hareketleri var. Bir anda çakılıyor gibi yapıp sonra tekrar kendisi ayağa kalkıyor. Evet, böyle hayalet gibi, gul yabani gibi bir şey oldu uçurtmamız. Güzel oldu, güzel de uçuyor. Şaşırdım. Yani ben işin açığı tabii kelebeğin uçmasını, kelebeğe zarar gelmeden güzel bir şekilde uçmasını beklerdim ama bu da güzel oldu. Yani sürpriz son diyebilirim buna ya. Enteresan yani. Güzel uçuyor arkadaşlar. İp istiyor şu anda. Saldım, hala ip istiyor. Çok değişik bir uçurtma oldu. Yani hazır bir uçurtma gibi oldu. Ya biraz şey gibi oldu. İp atlayan bir canavar, hayalet gibi oldu. Sanki ellerinde ip var. Şu ortada sallanan sarı ve morlar sanki ayakları gibi duruyor. Eliyle de siyah ipi tutarak ip atlıyormuş gibi bir görüntü verdi. Enteresan, güzel oldu. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Şaşırtıcı. Güzel oldu. Mutlu son. İşte bazen böyle aksilikler yaşayabiliyoruz. Çıtamız kırıldı. Pes ettik mi? Hayır. Pes etmeyeceğiz tabii ki. Bakacağız neler yapabiliriz. Ona bakacağız. Baktık. Bizim kelebek uçurtmamızın sol tarafındaki çıtamız kırılmıştı. Sağ tarafı da kırdık. Sonra böyle bir şekil yaptık. Tabii ki mecburen kuyruk takmak zorunda kaldık. Evet, şöyle. Harbiden güzel bir uçurtma oldu.